İlk bölümde söylediğim gibi sadece bu belirsizlik, yüksek enflasyon, sabit gelirliği, borç rolları vurmuyor. İş dünyasını da vuruyor. Çünkü ekonominin birinci kuralı beklentidir, önünü görebilmektir. Ama bu esnaf lokantasıymış, kuru yemişçiymiş ama büyük bir holdingin ihracat yapan, üretim yapan fabrikasıymış. İnsanlar önünü göremezse, bir istikrarlı bir ekonomi yönetimi göremezse elbette sizin de iş yeriniz olsa siz de frene basarsınız. Yani insanların parayı sokağa atacak hali yok. Şimdi KOBİ'ler tabii ki can çekişecekler çünkü Türkiye'nin alım gücü düştü. Yani bu gayet basit. Öte yandan yani kendinizi bir 10 tane garson çalıştıran bir lokanta. Bir esnaf lokantası yerine koyun. Bir köfteci yerine koyun. Bir asgari ücretteki artışın, kira artışlarının, ne bileyim doğalgaz artışlarının, işte motor taşıtları bir daha ödemek, onu, bütün bunları alt alta koyduğunuz zaman sizin de o dükkanı açık tutabilmeniz için, kepenk indirmemeniz için sattığınız ürüne zam yapmanız lazım. Yani bu zincirin halkaları gibi, domino taşları gibi, Deniz Bey'in söylediği gibi tepede yapılan büyük hatalar ve yıllardır devam eden hatalar. Yani biz şunu unutuyoruz. Biz zannediyoruz ki seçimden önce bozuldu ekonomi. 2023, 2022, 2023. Hayır, bunun geçmişi 2017, 2018'e gidiyor. Daha geriye Doğru. gidiyor. 2016'ya gidiyor. Yani Doğru. rakamlar da ortada, söylemler de ortada. Hatırlayın, seçimler 2019 yılında yapılması gerekiyordu. Erdoğan da iddia ediyordu, biz kabile devleti değiliz, erken seçim olmayacak, vaktinde yapacağız derken ne yaptı? Bir sene erkene aldı. 2018'e çekti seçimleri. Çünkü biliyordu ki 2019'da ekonomi daha beter olacak. Dolayısıyla mesele beklenti ve önünü görebilmek. Yani bir aile babası da yani beklentiler üzerine ailesinin bütçesini yönetir. Ya benim 3 ay sonra bir işim olacak mı? Maaşıma zam gelecek mi? Bu gelecek maaşla ben sofraya yiyecek koyabilecek miyim? Çocukları okutabilecek miyim? Ona göre bunlara bakarak, beklentisini değerlendirerek o gün ya tasarrufa gider ya parasını daha rahat harcar. Bunlara evet işim olacak, maaşıma zam gelecek, benim satın alma gücüm artacak, enflasyon düşecek, ben bu adamlara güveniyorum derse onun tüketim alışkanlıkları yönelimi farklıdır. Ama aksine beklentileri varsa frene basar. Şimdi yani ben bu açıdan bakıyorum, hiç şaşırmıyorum bu olup bitene. Sesi kapattınız. Cem Bey, ses. Adı üstünde iş dünyası. İş dünyası durursa her şey durur. İş dünyası iş yaratır. İş dünyası istihdam yaratır. Ve iş dünyası içinde özel sektör durursa her şey durur. KOBİ'ler durursa her şey durur. Dediğiniz gibi istihdamın büyük bir bölümünü KOBİ'ler belirliyor, KOBİ'ler sağlıyor. Ama yine işte adam çalıştırıyorsun, vergi alıyor senden ya. Ya ben 3-5 kuruş biriktirmişim. Bir küçük iş yeri açmışım. Üretim yapıyorum. Senin sırtından 20 tane adamı almışım. Ekmek veriyorum. Cebimdeki 3-5 kuruşu riske atmışım. Senin yönetiminde, senin ekonomi yönetiminde ben sermayemi üretime yansıtmışım. Ama sen hem benim burnumdan getireceksin, hem ben önümü göremeyeceğim. O zaman ne yapacağım? Kepengi indiririm. Onun için kapanıyor iş yerleri. Evet. Demin dediğim ilk bölümde dediğim gibi iş dünyası. Ya enflasyon nedir? Seninki nedir? Gerçeği nedir? Ne bileyim faiz oranları. Yarın ne olacak? Düşürecek misin yine? Sabit mi tutacaksın? Bakın Batı dünyasında, gelişmiş demokrasilerde nedir? Ya Fed mesela faizi arttıracak da
0.25 mi arttırır, 0.50 mi arttırır? Bu tartışılır. Ama Türkiye'de şu ortamda bile hiç kimse çıkıp da yarın Merkez Bankası faiz arttırır mı, sabit mi tutar, indirir mi onu tartışıyor. Halbuki yani ekonominin yapılması gereken belli. Demin programdan ayrılan beyefendi de söyledi. Şimdi Mehmet Şimşek'e şunları sormak lazım. Reel sektörü inandırıcı bir şekilde ikna etmeye çalışıyorsa. Yani benim önüme gelse ben Mehmet Şimşek'e şunu sorarım. Ya sen NAS'la ekonomi yönetimine inanıyor musun? NAS'la faiz yönetimine inanıyor musun? Veya Erdoğan'ın söylediği gibi faiz nedendir, enflasyon sonuçtur sözüne inanıyor musun? Yani itibarlı uluslararası bir ekonomistsin. Özel sektörde çok önemli yerlere gelmişsin. Bir Merkez Bankası başkanının bir siyasi parti genel başkanına bağlı olmasını doğru buluyor musun? Rasyonel buluyor musun Mehmet Şimşek? Bunlara cevap almadan biz önümüzü göremeyiz. İkinci konu aslında yani sadece Mehmet Şimşek'le ekonomi düzelmez, her yerde söylüyorum. Adalet Bakanı da ekonominin düzelmesinde, ülkeye yatırım gelmesinde Mehmet Şimşek kadar önemli rol oynar. Yani hukuk devleti olmayan yere para gitmiyor, gitmez. Dolayısıyla yani ben ekonominin ne zaman normalleşecek diye yazıyorsunuz. Ben kısa vadede beklemiyorum. Umutla bekliyor çocuklar da ondan. Genç bir ekibimiz var. Bir adamın iki dudağının arasında olduğu ülkede yarın sabah hangi radikal kararı verecek?